İnsan doğup büyüdüğü memleketini, iş yerini, evini niye terk eder? Demek ki orada huzurlu bir yaşantı bulamamış, huzur bulamamış, inancı tehlikede, hayatı tehlikede, çoluğunun çocuğunun hayatı tehlikede, işte bu insanlar bu yüzden Habeşistan'a hicret etmişler. Özellikle niçin Habeşistan'a hicret ettiler? Şimdi kitabımız neden Habeşistan'a hicret ettiklerini çeşitli sebeplerden anlatılıyor. Bakalım ne buyuruyor? 1947 yılında Yozgat'ın Derbent ilçesinde çiftçi bir babanın tek oğlu olarak dünyaya gelir. Babası, harman yerindeki fasulyeleri kabuklarından ayıklaması şartıyla okula kaydolmasına müsaade edeceğini söyler. Bizim köyden iki abi İmam Hatip'te okuyorlardı. Babam o abilerime heveslenerek beni de okutmak istedi. Onlara heveslenerek babam seni de okutacağım yavrum dedi, seni racber etmeyeceğim. Toprakla güreştirmeyeceğim seni dedi. Sonra bu sözün üzerinden biraz zaman geçmişti ki dedim ki hani beni de okutacaktın, okula yazdıracaksın dedi. Harman yerinde kuru fasulye birikintisini döver de dedi, onların içini çıkarırsan dedi seni yazdıracağım dedi. Gittim harman yerinde o fasulyeleri kabuklarından döve döve çıkarttım. Ondan sonra dedim ki tamam o işler baba dedim ve beni yazdırdı. Meslek seçiminde etkili olacak olan İmam Hatip serüveni babasının isteğini yerine getirmesiyle başlamış olur. Hüseyin Bayındır 1967 yılında İmam Hatip'ten mezun olarak Çorum Alaca'da bir yıl stajyer vaizlik yapar. Dediler ki Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Hatip mezunlarını müftü vaiz olarak tayin ediyormuş. Diyanete gittim, dilekçe verdim. Dedim ki Çorum'un Alaca kazasının vaizliğini istiyorum. Orada bizim köylü bir müftümüz vardı, çok değerli bir hocamız vardı. Onun dedim koltuğunda vaizlik yapayım. Halbuki hani ataların tabiriyle koyma suyuyla değirmen dönmez hesabından orada stajyer vaizlik yaptım ama çok sıkıntı çektim çünkü hani müftü vaize başka ne türlü yardım edebilir? Şu kitaptan bu kitaptan faydalan diye belki yol gösterebilir ama seninle kürsüye çıkacak hali yok ki adamın. Dolayısıyla orada çok zorluk çektim. Ardından Yüksek İslam Enstitüsü sınavlarına girer ve başarılı olur. Yüksek tahsilini Kayseri'de tamamladıktan sonra göreve Muş'ta murakip olarak başlar. Sonra Allah nasip etti. Bir yıla yakın orada çalıştım. Sonra İslam Enstitüsü imtihanına girmiştim ki imtihanı kazandım. Bu defa giriş belgemi de unutmadım ve Kayseri'de İslam Enstitüsü'ne, Yüksek İslam Enstitüsü'ne devama başladık. Allah oradan küçük bir camide bana İmam Hatiplik nasip etti. Babam gelip de evimi de götürdüm orada. 3 sene hem imamlık yaptım hem de İslam Enstitüsü'nde okudum.
İslam Enstitüsü'nü bitirince Allah bana Muş ilinde murakabe nasip etti. Orada çok değerli hocaları tanıdım. Medresede yetişmiş, Arapçayı ana dili gibi bilen insanlarla tanıştım. Onlardan istifade etmeye başlamıştım ki bu defa da askerlik çıktı, askere gittim. Din hizmetini Tokat'ta 10 yıl vaizlik yaparak sürdürür. Kendi isteğiyle geldiği Sivas Merkez Vaizliğinden emekliye ayrılır. 10 yıl kadar Tokat'ta vaizlik yapmıştım ki artık Sivas'a dönmem gerekiyordu. Çünkü emekliliğim yaklaşmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bir dilekçe yazdım. Dedim ki emekliliğim yaklaştı. Yaş haddinden emekli olacağım. Emeklilik yıllarımı da Sivas'ta geçirmek istiyorum. Beni dedim Sivas'a vaiz olarak tayin ederseniz diye başkanlığımıza arz ettim. Başkanlığımız da uygun gördü ve Sivas'a vaiz olarak döndüm. Müftü yardımcılığından ayrıldığım ilimize, Sivas'a tekrar vaiz olarak döndüm. Ben kendisini tabii Sivas'a gelmeden önce, daha önceki görev yerimizde beraber çalışmıştık. Hocam Tokat il vaiziyken ben de Tokat Niksar ilçesinde vaizdim. Orada tanışmıştık. Bundan yaklaşık 16-17 sene önce. Orada tanıma, bahtiyarlığına erdim. Hocam gerçekten ilmiyle, ahlakıyla, tevazusuyla, insanlarla olan hoş sohbetiyle, yani sadece camideki vaazlarında değil, sair yerlerdeki birebir sohbetlerinde de insanlara daima iyiliği öğütlemiştir, hayrı öğütlemiştir. İnsanların daha iyi olması için, toplumun refahı için, toplumun huzuru için ne gerekiyorsa bunları söylediğine bizzat şahit olmuşuzdur. Emekliliği yaklaştığında Sivas Müftülüğü'ne bir dilekçe yazar. İrşat ve eğitim faaliyetlerine devam etmek istediğini belirtir. Tokat Müftülüğü'nde resmi olarak başladığı Arapça derslerine Sivas'ta fahri olarak devam eder Bayındır Hoca. Ücretsiz kursiyer ilanları hazırlar ve il müftülüğünün kendisine tahsis ettiği yerde derslerini sürdürür. Hayatına rehber ettiği, kişiye çalıştığından başkası yoktur ayetini ders tahtasının da baş köşesine yazar. Netice itibariyle hayır kazananlar, hayra çalışanlar hayrı kazanırlar, şerre çalışanlar şerri kazanırlar. Yani ilahi takdir bu. Çalışan kazanıyor. Çalıştığının semeresini de diyor Rabbimiz yakında görecektir. Gerçekten bu ayet-i kerimenin mucizevi olarak tecellisi öğrencilerimiz üzerinde görülmektedir. Öğrencilerimizden çalışanlar kazanmaktadır. Burada Hüseyin Hocam yıllardır bu işi yapıyor. Emekli olduktan sonra da devam ediyor. Yani 50 civarında zaman zaman bu öğrenci artıp eksiliyor belki ama yani bu sayılar 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Tamamen Allah rızası için gelecek nesillere bir şeyler öğretebilmek adına herhangi bir ücret beklentisi, bir maddi beklenti olmaksızın hocamız bu öğrencilerimize, İlahiyat Fakültesi'nde okuyan, İlahiyat Ön Lisans'ta okuyan veya İmam Hatip Liselerinde okuyup da Arapça takviye dersi almak isteyen gençlerimize belli gruplar halinde, belli program dahilinde Arapça dersi okuyorlar. Yani hem gramer okuyorlar, dil bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi hem de o öğrencilerin seviyelerine göre fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi. Bunları Arapça metinler üzerinden okuyorlar. Yani bu çalışmalar gelecek nesiller adına çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kendisi emekli olmasına rağmen, resmi olarak emekli ama şu an hala çalışıyormuş gibi, yani bir devlet görevlisi gibi hareket ediyor kendisi. Vaaz ediyor, ders veriyor, Arapça dersleri veriyor. İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine derslerine devam ediyor. Bu da benim iftiharla hem Rabbime arz ettiğim ve hem de
efendim gençlerimize, milletime arz ettim. Önemli bir hizmetim olarak görüyorum. Cenab-ı Mevla riyadan, gösterişten muhafaza eylesin. Bizim bu Arapçayı öğrenmekten kastımız efendim sadece ilahiyat ön lisans mezunu olmak değil, aynı zamanda Kur'an'ımızı anlamaya çalışmak, sevgili Peygamberimizin hadislerini anlamaya çalışmak, efendim dinimizin fıkıh kurallarını anlamaya çalışmak bizim esas hedefimiz budur diyorum. Yani Arapça bizim dinimizin resmi dilidir. Arapça dinimizin resmi dilidir. Dolayısıyla Arapçayı öğrenmekten kastımız dinimizi öğrenmektir. Erken yaşta eşini kaybeder ama 50'li yaşlarında kader onu Mihdiye Hanım'la karşılaştırır. Mihdiye Hanım'dan iki erkek çocuğu daha dünyaya gelir. Yalnızlığın dünyanın en zor işi olduğunu bilen Hüseyin Hoca, eşi ve çocuklarıyla ikinci defa huzurlu bir yuva kurar. Ben önceki eşim rahmetli olduğu için, efendim ben işte bir hayat arkadaşı olmadan yaşamanın mümkün olmadığı kanaatine varmış bir insan olarak Rabbim'den bana bir hayat arkadaşı nasip etmesini istedim. Ondan sonra Rabbim bana efendim Mardin'den bir hayat arkadaşı nasip etti. Ben de kendisine zaman zaman teşekkür ederim. Allah seni bize bağışladı. Allah seni bizden ayırmasın diye teşekkür ederim eşime ve Rabbime de şükrederim. İnsanın tabii bir aile hayatının olması, çoluk çocuğun içerisinde yaşaması Allah'ın büyük bir nimetidir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz mealen buyuruyor ya, size efendim sakinleşmeniz için eşler nasip ettik. Dolayısıyla bir insanın aile hayatı insan hayatında önemli bir safha. Yani insan aile hayatı olmadan düzgün bir hayat yaşayamaz. Yani hayatında onun bir noksanlık vardır. Efendim eşinin olmaması, çoluğunun çocuğunun olmaması insanın böyle hayatında büyük bir noksanlıktır. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz de 25 yaşında evlenmiş. Sonra Hatice annemiz rahmetli olunca önce evlenmeme gibi bir düşünceye sahipken sonra bu düşüncesinden vazgeçti ve diğer eşleriyle evlendi. Bu da bizim hayatımıza büyük bir örnektir. Yani insan yalnız yaşayamaz efendim. Aile hayatı, çocukları, hayat arkadaşı insanın hayatında önemli bir parçadır. Sivas, milli mücadeleye öncülük etmiş, medreseleriyle, kervansarayları ve camileriyle yüzyıllarca medeniyetlere kucağını açmış bir şehir. Hüseyin Hoca'nın ifadesiyle de güzel insanların memleketi. Sivas'a ve Sivaslılara duyduğu sevgiyi onları 40 yıldır tanırım. Ben onları severim, onlar da beni sever sözleriyle ifade ediyor. Sivas'ımız bir Orta Anadolu, kısmen de Doğu Anadolu'ya yakın olarak efendim bir Anadolu şehri olarak güzel insanların memleketi. Ben onları efendim 40 yıla yakındır tanırım. Onlar da acizane beni tanırlar. Ben onları severim, onlar da beni sever. İşte sizin de sorunuzda belirtildiği gibi efendim 4 Eylül
Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihi bir kenttir burası. Efendim onun da 100. yılı geçen ay yad edildi. Efendim hatıralar anlatıldı. Efendim Sivas'ımız cemaati bol, güzel insanların memleketidir. Hatta bir siyasinin ifadesine göre soğuk memleketin sıcak insanlarıdır. İlmiyle, tevazuyla ve güler yüzüyle insanlara hem sokakta hem de kürsüde örnek olmayı sürdürüyor Hüseyin Bayındır Hoca. Beş vakit namazı oturduğu mahalledeki Veysel Karani Camii'nde cemaatle kılıyor. Haftanın üç günü Meydan Camii başta olmak üzere üç camide kürsüye çıkıyor. Dolmuş ya da otobüs kullanmıyor. Hareketli bir yaşamı tercih ediyor ve gideceği her yere bisikletiyle gidiyor. Efendim işte 8 yıldır burada bisikletle dolaşırım. Müftülüğe, derslerime, vaazlarıma bisikletle gider gelirim. Bu alışkanlığım benim gençliğimden kaynaklanıyordu. İslam Enstitüsü yıllarında Kayseri'de bisiklete binmiştim. Sonra 40 yıl binmedim. Tokat'tan buraya vaiz olarak tekrar dönünce efendim Sivas'ımızın da bir bölümü bisikletle dolaşmaya müsait. Benim de aklıma geldi. Ya dedim bir bisiklet atsam da daireye dedim bisikletle gitsem gelsem dedim. Bir bisiklet aldım ama bu sefer de korkuyorum düşecek miyim diye. Çünkü 40 yıl binmemişim. Ama Rabbim bana yardım etti. Alıştım şimdi. Bisikletle dolaşırım. Genelde bisikletle dolaşırım Sivas'ımızda. Ben de işte diyorum ya bedava belediye otobüsü. Şuradan bin diyorum. Yok diyor. Bilmiyorum. Mecbur kalmasan hiç bilmiyorum. Bisiklete gidiyor geliyorum. Her zaman. Hocam sürekli hareket halinde. Yani araba kullanmıyor. Yani birçok gençten daha iyi bisiklet kullanıyor. Yani yağmur, çamur demeden, kar, kış demeden veya işte en sıcak günlerde de, en soğuk günlerde de hocamı bir yerden bir yere intikal ederken ya yürüyerek intikal ettiğini görürsünüz ya da bisikletle. Esasında bize Sivas'ımızda Erzurumlu bir Ahmet Efendi hocamız vardı. Büyük alim idi kendisi. Nice hocaları, değerli hocaları yetiştirmiş bir insandı. O insan bize örnek oldu. O insan hayatının sonlarına kadar vaaz etmekten geri kalmadı. Biz de şimdi bazen diyoruz ki Ahmet Efendi hocamız bize örnek olmadı mı? Dolayısıyla biz emekli de olsak vaazlarımıza devam edeceğiz diyoruz. Cemaatimize bu şekilde bilgi vermeye çalışıyoruz. Allah Teala bizim gibi insanlara bu şerefi nasip etmiş. Yani kürsüye çıkmak şerefini nasip etmiş. Mihraba geçmek şerefini bizlere nasip etmiş. Efendim. Dolayısıyla tabii bu görevi yaparken efendim işte ben kürsüye çıkan bir insanım. Ben mihraba geçen bir insanım. Dolayısıyla insanlara daha güzel davranışlar, daha güzel anlatışlar sergilemem lazım gibi bir düşünceye sahip oluyoruz ki bu insanın hayatına çok etkili oluyor. Yani hocanın
emekliliği olmaz sözünü siz yaşatıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Elhamdülillah. Yani memurluktan emekli oldunuz ama ilmi hizmetlere devam ediyorsunuz. Camilerdeki sohbetleriniz, öğrencilerle olan ilim halkalarınız, Arapça okumalarınız, fıkıh okumalarınız devam ediyor. Elhamdülillah. Şimdi geçen dönem tabii takip edebildik ama bu dönem nasip olursa nasıl bir programınız olacak? Yaklaşık kaç öğrenciyle ne okuyacaksınız? Efendim, öğrencilerimizin adeti gün be gün değişiyor. 10 kadar öğrencimiz var. Bu bazen artıyor, bazen düşüyor. Efendim, tabii yeterli derecede öğrencimiz erkek olarak, kadın olarak sınıf oluşturacak kadar öğrencimiz olmadığı için mecburen biz erkek ve kız kardeşlerimizi aynı sınıfta beraber okutmaya çalışıyoruz. Tabii zaten bu öğrencilerimiz birçoğu ya ilahiyat örgün okuyorlar, evet, ya açık öğretim okuyorlar, ilahiyat, evet, ön lisansı, evet, ya da İmam Hatip mezunu bu kardeşlerimiz. Hı. İşte hoca olmak için çaba sarf ediyorlar. Sizler de bunlara destek sunuyorsunuz. Evet. Yani durmak yok, yola devam diyorsunuz. Durmak yok. Gençlerle gençleşiyorsunuz elhamdülillah. Gençlere gençlik aşısı veriyorsunuz. Elhamdülillah. Evet. Allah razı olsun hocam. Halkımızı gerçekten aydınlatıyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz buna şahidiz. Duanız bereketiyle. Yani sizin gibi büyük hocalarımızın, tecrübeli hocalarımızın yani kürsüde olması bizler için gerçekten hem gurur verici hem de bizlere de örnek oluyorsunuz. İnşallah Rabbim hayırlı uzun ömürler verir. İlminizden halkımız daha uzun süre istifade eder sizlerden hocam. Estağfurullah efendim. Allah dualarınızı kabul etsin. Efendim, teşekkür ederim sayın hocam. Ben notlarıma şöyle baktım da şöyle bir konu varmış. İsminiz güzel olursa resminiz de güzel olur. Allah Teala bütün isimleri Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Tabii işte ismin de insan, özellikle insan isminde, varlıkların da ismini güzel koymamız lazım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çirkin isimleri değiştirmiş. Mesela işte Abdümenaf, Menaf isimli putun kulu, tabii İslamiyet'e göre puta tapmak yasak olduğu için dolayısıyla Menaf'ın kulu ismi çirkin bir isim. İnancımıza da ters olduğu için sevgili Peygamberimiz değiştirmiş. Bugün vaazda sevgili Peygamberimizin hayatından bahsettim. Efendim, hicretten önce peygamberliğin 5. yılında sevgili Peygamberimiz Müslümanların Mekke'de rahatsız olmasından dolayı Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etmiş. Ve Habeşistan'a iki defa hicret olmuş. Birinci hicrette o 15 kişi, hatta bunlardan birisi de Osman bin Affan Hazretleri, ki sevgili Peygamberimize damat olma şerefine nail olmuş bir kişidir. Hanımı da Rukiye, o da sevgili Peygamberimizin kızı. Hüseyin Bayındır, ülkesi ve din hizmeti için 44 yıl görev yapar. Bu görevi resmi olarak yerine getirdim ama şimdi gönüllü olarak hizmet ediyorum. Bu yüzden asıl hizmeti şimdi yaptığımı düşünüyorum, diyor. İnsan daima dünya ve ahiretini kazanacak bir çaba içerisinde olmalıdır sözleriyle veda ediyor. Ezanımızı dindirtmesin yavrum. Evet, tamam. Efendim, şimdi hayatımdan da arz ettiğim gibi yani insan dünyasını ve ahiretini kazanacak şekilde bir çabalama içerisinde olmalıdır. Ben 44 yıl çalıştım. Devletim bana maaş verdi. Ben de görev yapmaya çalıştım. Ancak bu 44 yıllık görevimi sanki ben maaş karşılığında yapmış gibi kabul ediyorum. Ancak emekli olduktan sonra fahri olarak görevlerimi devam ettiğimde daha çok da ahiret için hazırlık yaptığım kanaatindeyim. Dolayısıyla insan meslek hayatında, emeklilik hayatında hem dünyasını ve hem de ahiretini kazanacak bir çalışma içerisinde olmalıdır efendim.